Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Sütüt ve Leyza Pozitif Reklam ve Miraç Kundura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler, yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizler bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizler de sizlerin sevdiklerinizi dünyanın neresinde olursanız olun sizlere ulaştırıyoruz. Değerli izleyiciler, şu anda da yanımda çok sevdiğim değerli bir amcamız var. Hem aynı memleketli, hem kapı komşumuz. Bir davet edelim, sohbetimize başlayalım. Evet, buyur Hasan amca, hoş geldin. Merhaba Murat'cığım. Merhaba, nasılsın Hasan amca? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Hasan amca, şu anda yayında Miraç TV'desin. Miraç TV izliyorsun. Evet. Evet. Hasan amca, isim, soyisim alalım, memleket neresi önce? Rıza'nın Muradiye. Mesudiye. Muradiye köyü Mesudiye Mahallesi, Yunus Efendi Mustafa'nın oğlu Hasan Sarı Mehmet. Çok memnun oldum Miraç'cığım. Babana, annene, annene sağlık, babana rahmet diliyoruz. Uzun umurlar dilerim. Allah hayırlı günler. Sağ olasın. Hasan amca, Allah rahmet eylesin. Benim babam çok değerli bir insandı. Evet. Çok iyi de tanırdım kendisini. Hem hocaydı kendisi. Annen olsun, Allah rahmet eylesin. Annen biliyorsun eski yani çok güzel halılar dökülürdü. Evet, evet. Biz ona çok eski elbiseleri getirirdik. Evet. Güzel halılar dökürdü annen. Feretiko da kurdu. Öyle değil mi? Evet. Evet, Allah rahmet eylesin annene, mekanı cennet bütün olsun. Bütün ölülerimize. Babana. Şimdi Hasan amca, yaş kaç oldu? Yaş 70. 70, Allah uzun gün hayırlı ömürler versin. Hepimize. Hasan amca, ama yaşı göstermiyorsun ha. Teşekkür ettim. Teşekkür ederim. Hasan amca değerli izleyiciler, hanımı da vefat etti. Ama gene Allah'a şükür kendisini salmadı. Takdir ilahi tabii ya. Ölüm haktır. Hasan amca soralım. Yenge kim nerdendi? Önemli. Hanımım rahmetli yazıcılardandı. Dursun oğlu Osman Yazıcı'nın kızıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok güzel hayat sürmüştük beraber. Çoluk çocuğumuz var. Allah rahmet eylesin. Allah o kadar umur verdi, umur biçti. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet etsin. Teyzemizin, Nerim babası Dursun amca. Recep abi, senin kayınçoğlu. Bak Recep abi de genç yaşta vefat etti. Dursun amca. İyi tanırız. Yani biz de 50'li yaşlara geldik ama nice sayısız insanlarımız, tanıdığımız insanlarımız vefat etmiştir. Allah mekanlarını cennet etsin. Tabii takdiriyle. Sana da kaç çocuk vardı? Benim bir kızım, çoğalan var. Allah bağışlasın ve Allah bahtlarını açık etsin. Çocuklarına da sevgiler gönderiyorum. Tanırım kendilerini. Efendi dürüst böyle babanın yanına bak. Babayla beraber gelmiş oğlu Hasan amca da böyle akraba doş ziyaretine geldi. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Ziyaret silah-ı rahimdir. Hasan amca, rahmetli teyzeyle nasıl evlilik yaptınız? Sevdalıkla mı yoksa görücüsünüm? Yani herkes farklı. Sevdalıkla mı? Öyle mi? Allah bravo. Kameraman kardeşim, şu anda bir kişi bir alkış alalım sizden. Evet. Kamera kardeşimiz sağ olsun. Şu anda seyirci yok. Sadece kameraya çeken kardeşimiz var. Ona alkış yaptırdık. Tabii sevdalıkla evlilik güzeldir. Allah mutluluğunuzu daim etti. Nice seneler beraber oldunuz. Üç tane güzel meyveler verdi size. Evet. Takdire bizim de gideceğimiz yer orası. Evet Hasan amca. Geçtik yıllardan bu yana ne işle uğraştın? Onu da soralım size. Salaka Çay Fabrikası'na mutfağında aşçı yardımcısı olarak görev yaptım. Ve 1991'de emekli oldum. Ondan sonra dolaşırım, İstanbul'a takılırım. Rize'ye dolaşıp dolaşırım. Sihatim iyi. Kaç kardeştiniz Hasan amca? İki kardeş. İki kardeş. Evet. Niyazi Sarı Mehmet, Hasan Sarı Mehmet. Kız var mıydı? İki de kızım var. Yok. Ablam. Onlar kimin hanımları? Onlar Kazım Kazlı, biri Kazım Kazdal'ın hanımı Havva, biri Saat İsmail Kazdal'ın eşi Ayşe. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz Saat İsmail amcamıza. Kazım amca da vefat etti zaten, onu da iyi tanırdık. Pansumancıydı, Pansumancıydı, evet. Rize Devlet Hastanesi'nde. Rize Devlet Hastanesi'nde Pansumancıydı Kazım amcamız. Çok hizmetleri olmuş insanlarımıza, köylülerimize. Hasan amca, evet, takdir ilahi dedik teyzemizin ölümü. Şimdi Rize Muradiyeli olarak böyle geriye döndüğün zaman nice tanıdığın insanlar vefat etmiş. Merhum babamın da
Nasıl bir dostluğunuz vardı? Onu da hem rahmetle analım. Rahmetli Hasan Çakmak sizin babanız çok güzel bir esnaf idi. Bizim unumuz olmadığı zaman unumuzu vermiş, pirincimiz olmadığı zaman pirincimizi vermiş. Yani gıda ihtiyacımız yönden temin etmişik. Allah yerini mekanını cennet etsin. Allah razı olsun. İnsan böyle sevdiklerini göz önüne gelince bayağı duygulanıyor değil mi? Evet. O günleri arıyoruz değil mi Hasan? Arıyoruz, çok arıyoruz. Çok arıyoruz o günleri. O Muradiye Köyü, evet. Merkezde caminin yanına Hasan Çakmak, Kamil Deli Hasan. Allah razı olsun. Böyle şakalaşıp deyip gülmelerimiz şimdi yok, onlar kalktılar. Böyle çok. Ama Muradiye Köyü'nün en yaşlısından en küçüğüne kadar sonsuz saygım var, sevgim var. Ama o güzellik elimizden gitti. Aha. Bu kadar. Başka diyeceğim bir şey yok. Bak, merhum babam 70 yaşında vefat etti. Evet. Sizin yaşınızda. Kemik testine geldi 74. Gene genç diyoruz. Bak, o yaşa geldin Hasan'ımıza şu anda. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Dediğin gibi, bak eskiden 30 sene geriye döndüğümüz zaman adada bizim bakkal vardı. Evet. İki tane kahve vardı. Evet. Postane vardı. Evet. Benim orada da ayakkabı dükkanı vardı değerli izleyiciler. Rize Muradiye adada. O zaman yani hesabı insanlar çoktu yani orada ayakkabı dükkanı çalıştırıyorduk. Ama ne yaptık? Hep millet göç edince biz de geldik böyle gurbetlere. Şu anda İstanbul'lardayız. O zaman farklı bir kalaba, bir düğün olurdu kıyamet gibi. Bir kebre eratlı olurdu gibi eratlı. 40-50 kişi değil mi Hasan amca? Şimdi insanlar birbirinden kopmadı ama biraz hayat şartları insanları büyük vilayetlere taşıdı. Evet. Büyük vilayetler de şimdi tabii ki etmiyomuz peşine koşarak giden. İnşaat olurdu, beton dokulurdu. İmece olurdu, yardımcı olurdu. Çok aslında güzel çok güzeldi o. Çok güzel. Çok güzel. O zaman da daha farklı saygı sevgi vardı aslında. Yani çok farklıydı o zamanki saygı ve sevgi. Evet. Birbirimizi çok iyi şey yapardık. Şimdi de iyidir. İyidir ama tabii hayat şartları biraz şey oldu ama eskiden büyüklerimiz yanında daha farklı bir saygımız vardı. Büyüklerim çünkü şimdi bak görüyorsun. Ama inşallah düzelecek. Aile terbiyesi de çok önemlidir Hasan amca. Hasan amca sizi çok seviyoruz. Tekrar biz de sizi seviyoruz. Biz de seviyoruz. Sağlık. Hoş geldin. Şeref verdin. Mutlu oldum. Bizler gurbetlerdeyiz. Sizi görünce memleketi görmüş gibi oluyoruz. Tabii memlekete gidip geliyoruz. Hiçbir zaman bağlantımızı kesmiyoruz. Ama sağ olsun memleketten kim geliyorsa zaten memleket değil. Diğer tanıdık dostlar bize uğramazdan gitmiyorlar. Yaşlısı, genci. Biz de memlekete gittiğimiz zaman bütün yaşlarımızı, kabir ziyaretlerimizi yapıyoruz. Tüm herkese buradan, İstanbul'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Rize Muradiye'me, tüm bizleri tanıyan, yani her yerine bir sürü dostlarımız var. Hasan amca, son olarak ne söylemek istiyorsun? Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne birlik, beraberlik, kardeşlik, birlik, beraberlik, kardeşlik istiyorum. Evet. Allah'tan sıhhat, sağlık istiyorum. Allah devletimize, milletimize zavallı vermesin. Hepimize uzun olmalı. Evet. Hasan amca, değerli izleyiciler, tabii dedik ya teyzemiz vefat etti. Takdirle mecbur bir erkeğin evlenmesi şarttır. Hasan amca da gene bir yuva kurdu. Allah gene yengemizden, yeni evlendiğin hanımından uzun hayırlı ömürler, güzel, mutlu bir hayat geçirmesi. Bu Cenab-ı Allah'ımızın emridir. Değerli izleyiciler, bir erkek öldüğü zaman kadın sığınabiliyor ama adam erkek öyle değildir. Allah her zaman diyoruz, ölümleri geç olarak, yani bizler hanımlardan daha önce diyelim. Yani rahmetli babam öyle derdi. Evet. Zor yani. Bir beyin hanımı öldüğü zaman onun dünyası bitmiştir yani. Bir erkeğin hanımı rahmetli olduktan sonra o erkek çok zorluklarla karşılaşıyor. Yani çok garibanlıklar çekiyor. Evet, doğru. Çoluk çocuk var. Sonsuz bakarlar bize ama evde gittiğin zaman yalnızlık hissediyorsun. Evet. Bundan çok şey ediyorsun. Tabii, o Allah'ımızın emridir. Allah'ımızın emridir Hasan amca. Dediğim gibi Allah her şeyin hayırlısını versin. Dediğim gibi. Başka ne söylemek istiyorsun Hasan amca? Sevdiklerine güzel bir sohbet oldu.
Çok güzel bir sohbet oldu. Herkese sağlık, evet. Sıhhat istiyorum. Bunlar bu kadar. Bir de arşivde kalıyor. İnsanoğlu öyle gider mi? Biz bir yayınları onun için yapıyoruz. Nasıl size iyi değil mi o sanımda bunlar? Çok iyi, çok iyi. Abiyle, çok iyi abiyle çok, de röportaj yaptık. Çok. Nerede yakaladın bunu? Rize'de o hemen bizim evin o Beri tarafında güzel bir sohbet oldu. Ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. Eski kaptan otobüsü güzel yolculuk yapmışık, yemeğini yemişik Niyaz amcamızın. Her gittiğim zaman da ararız kendisini. Hasan amca çok teşekkür ederim. Size güzel hediyelerimiz var. Memleketten gelip de sizi boş göndermem olmaz. Önce bir Osmanlı tarihi sürahi verelim size. Altında peştemali var. Hasan amca bunun özelliği soğuk su doldurduğunuz zaman ısınmıyor. Sıcak su doldurduğunuz zaman soğumuyor. Çok güzel. Çok buyurun güzel. Hasan amca. Çok güzel. Bir daha, çok güzel. Bir daha Hasan amca. Çiçekler solar ama siz solmayın. Çok sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Sen olunca çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ettim. Ben de teşekkür ettim. Güzel bir kameraya eller dolu. Şöyle bir yakışıklı sallayalım. Kameraman kardeşimiz yayına çıkabilirsin. Yayına çıkabilirsin. Teşekkür ederiz.